Yani savaşın etkileri nelerdir? Savaşın dünyada dünden bugüne, insanın varoluş sürecinden bugüne kadar yarattığı pozitif bir katkı olmamıştır. Yani sadece egemenlik duygusu üzerinden, hüküm duygusu üzerinden birilerinin ayrıcalık içerisinde saltanat sürdüğü, ayrıcalıklı kılındığı, gücü elinde tutanların, maruz kalanların ise hayattan koparıldığı, kalanların ise bir marabalık ilişkisi içerisinde kendi özbenliklerini, ruhsal zihinsel dünyalarının harap olmuş vaziyette bir kayıp hayat yaşadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla savaşın yarattığı bu egemen hüküm başlı başına ciddi bir problem. Dolayısıyla savaşın yaratabileceği hiçbir olumlu bir şey olmadığı gibi geleceğe de miraz bırakabileceği donanımlı bir nitelikli bir doğru asla miras etmeyecektir toplumlara. Öncelikle savaşın nedenlerine bakmak lazım. Savaşın daha çok yoğunlaştığı yerlerde toplum bilincinin zayıfladığı, farkındalık duygusunun azaldığı, kişinin kişiyle ilişkisi, toplumların toplumla ilişkisinin bu kadar hızlı zedelendiği bir yerde, bir yabancılaşmanın olduğu bir yerde, her şeyi kendi hakkı olarak görenin, birinin hakkını talan ederek, gasp ederek, kendisinin varsayarak bir gelecek oluşturma kaygısının yarattığı bir telaş. Yani bu başlı başına aydınlanmayla, bu başlı başına bilmekle ve bilinçlendirmekle ilgili ortadan kalkabilecek çok olumsuz bir durum. Eğer toplumun geniş kesimlerinde, ister Kürtler olsun, ister Türkler olsun, eğer siz duygularınızı, fikirlerinizi ileri bir noktaya taşıyamıyorsanız, dünyada olup bitenleri nitelikli bir şekilde değerlendirebilecek bir birikim oluşturamıyorsanız, raflarınızda bir düzen kuramıyorsanız, bu her şey olan biteni iki dostluk ilişkisi içerisinde bile bu yıkımın veya bu zulmün veya birbirine çemkirmenin anlam ve nedenlerini anlamakta zorluk çekersiniz. Şimdi bu bilinçten yoksunluk her şeyi daha aşırı noktaya getirir. Birinin birine saldırmasının daha doğrusu ırkçılığı, milliyetçiliğin temellerini daha hızlı oluşmasını ve gelişmesini sağlar bilinçsizlik. Dolayısıyla bu evrensel doğrulardan kopmaya başladığımızda, dünyada yaşayan bu rengarenk hayatı sadece siyah ile beyaz arasında bir dar çerçeveye oturttuğumuzda her şey mübah oluyor birileri için birilerine karşı. Yani şeye gelirsek, Kürtler ve Türkler arasındaki çelişkilere gelirsek, iki halkın birlikte yaşama hakkına eşit koşullarda sahipken basit, kendisine hak olan basit talepleri dahi sürekli bir şiddetle, sürekli yok sayma üzerine kurarsanız, boyutlanarak artık yaşamı yok sayacak noktada bir tepkisellik yaratırsanız, bu uzun vadede toplumların birbirine yönelik barış alanlarını, duygu dünyasındaki pozitif yanları yok etmiş olursunuz ve geleceği harap edecek bir vaziyet yaratmış olursunuz. Toplumların artık sadece politik iktidarlar üzerinden değil, toplumun geniş kesimleri üzerinden bir değerlendirmeyle, bir uzlaşma zemini yaratarak toplumların geniş anlamda konuşabileceği, tartışabileceği bir alan yaratmak zorundasınız. Sizin elinizdeki tek argüman yok saymak veya savaşla ilgili ise bu bir zümrenin kendisini toplumlar üzerinde egemen kılma gayreti olarak görürsünüz. Dolayısıyla bunun bir karşılığının olmadığı, insani değerler üzerinden bakan her bir bireyin savaşa karşı durması gerektiğini biliriz. İster Somali olsun, ister Kenya olsun, ister dünyanın farklı yerlerinde olsun, ister Ukrayna'daki savaş olsun, siz savaşın nedenlerini görmezseniz, savaşın neden bitmesi gerektiğini de bilme konusunda, cömert adımlar atma konusunda eksik ve zayıf kalırsınız. Yani bu uzun yıllara dayalı bir süreç. Hem Federal Kürdistan'da nihayetinde kendi iç dinamikleri, kendi işleyişi, kendisine has bir vaziyeti ve özgünlüğü var. Dolayısıyla bu özgünlük içerisinde bütün sorunlarını tartışabilme ve çözebilmekle ilgili önemli bir şey var ellerinde. Fakat dönüp baktığımızda bu savaşın sınırlar ötesine geçmesi, orada yaşayan topluma karşı yürütülmesi, orada taleplerin, demokratik taleplerin, her bir talebin
savaşla yok sayılması kabul edilebilir bir şey değil. Bu bir toplumu yok saymak, bir toplumun taleplerini yok saymak, oluşabilecek bütün basit hakları en minimal düzeyde veya en maksimum düzeyde yok saymak ve yok etme üzerine kurulu bir durum. Eğer siz kendi Kürdünüzü yaratmaya çalışırsanız, sizin kendi Kürdünüz eğer bir Türklük kimliği üzerinde tarif görecek şekilde kendi bütün farklılıklarını ve özgünlüklerini yok saymış, sadece bir aile üzerinden kurulu bir çıkar dengesi üzerinden sağlarsanız, bütün toplumun geniş anlamda taleplerini yok saymış olursunuz. Dolayısıyla bu gerçek bir aileden, bir bireyden daha önemli bir noktada. Bütün toplumun geniş kesimlerince değerlendirilmesi gereken ve değer görmesi gereken bu konu. Yani toplumlar üzerindeki her türlü egemen gücün kalkması ve toplumun gerçek manada kendi geleceğini tartışabilecek önemli bir zemin görebilmesi önemli. Yani siz eğer sürekli bütün dağlarda, tepelerde kalekollar kurarsanız, sürekli bir korku zemini yaratırsanız, onun kendi öz benliği ile ilgili ortaya koyabileceği bütün her şeyi bir problem olarak görürseniz, bu uzun vadede bir tepkiye, bu demokratik haklarını elinden aldığınızda bir bireyin doğal olarak bir tepkisi olacaktır bu meseleye. Haklı tepkisi olacaktır. Fakat siz bu haklı tepkiyi sürekli bu şekilde şiddet yöntemiyle bastırmaya çalışırsanız, siz hak gaspına uğratmış olursunuz, haklarını gasp etmiş olursunuz. Dolayısıyla bunun da kabul edilebilir bir yanı asla olmaz. İnsan yaşamı değerlidir, kimlikler, kültürler değerlidir. Bu dünyanın önemli bir parçasıdır Kürtler. Bu medeni dünyanın önemli bir parçasıdır. Bir toplumun onlarla çelişkisi dünyanın gözü önünde onların yok sayılması anlamına gelmez. Dolayısıyla dünyadaki bütün toplumların eşit düzeyde yaşama hakkı varsa, kendi rengiyle, kendi diliyle, kendi kültürüyle kendisini var etme hakkı varsa, Kürtler de ister devletli, ister devletsiz, kendisini bu dünyanın bir rengi olarak bulunduğu her yerde kendisini ifade etme hakkına sahiptir. Eşit koşullarda yaşayan bütün toplumlar devlet bürokrasisi karşısında kendi öz varlıklarını ifade etme konusunda adım attıklarında bunun olgun ve kamil bir duyguyla karşılık görmesi önemli. Ama bu duygunun gelişebilmesi için de demokratikleşmek, bu ülkenin demokratikleşmesi, bu ülkenin aydınlarının, bu ülkenin iyi niyetli insanlarının, evrensel gerçek ve doğrulara yakın duran bütün herkesin bir adım atması ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi, bu aşırılıkları, bu küçük zümrenin yarattığı bu olumsuzlukları ortadan kaldırmasına belki de bir nebze katkı sağlamış olur. Hayatın neresinde olursa olsun, ne yaparsa yapsın, üretim biçimi ne olursa olsun, iyi niyetli bir duygu ve bir meselenin iyi veya kötü olduğunu anlayabilmesi ve buna dair ifade etme cesaretini ortaya koyması bence onu aydın kılar. Dolayısıyla önce insan olmak gerekir. Bu insanı duyguları zedeleyen her türlü vaziyete dur demek gerekir. Kim olursa olsun, nereden olursa olsun insan yaşamının insanla sınanmayacağını, bir duyguyla, bir meseleyle sınanmayacağını görmek gerekir. Her şey konuşulabilir, her şey tartışılabilir. Dolayısıyla her şey olgun bir zeminde, düzgün, eşit koşullarda karşılıklı tartışılabilir bir şeydir benim için.